Amerika'da Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Türk evine saldırdılar. Türk evinin camlarını kırdılar. Niye? Hani siz demokrattınız. Türk evine saldırmak, camları kırmak size ne kazandırır? E şimdi biz de buradan Amerika'nın yetkililerine, emniyet güçlerine şunu demeyecek miyiz? Hadi bakalım, hemen süratle bu teröristi bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım. Acaba benzer bir durum Türkiye'de olsa buna nasıl bakacaksınız? Şimdi biz de Amerikalı'nın yetkililerinden Türk evi orada size bir emanettir. Türk evinin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Ellerinde imkan olduğu, güç olduğu halde krizleri bitirmek, çatışmaları ve savaşları sonlandırmak için bir adım atmıyorlar. Yarın Allah korusun herhangi bir yerde milletimizin ve soydaşlarımızın başına bir şey gelse emin olun bunlar yine farklı davranmayacaktır. Ama artık hamdolsun Türkiye var. Biz varız. Gereği neyse bunu yapmaya hazırız. Artık Türkiye yüzyılı vizyonu olan ülkemiz var. Kardeşlerim, Rumeli milletimizin yüreğinde hiç kapanmayacak bir yaradır. Falih Rıfkı Atay, edebiyatımızda bu acıyı anlatan en iyi yazarlardandır. Bakınız, yazarımız Rumeli'yi kelimelere nasıl döküyor? Eski Türk şarkılarının aksettiği ve çarıklarının çürüdüğü dağlar. İşte şu ufuk çizgilerinin arkasında manastır. Eyüp kadar Türk olarak alıştığımız manastır. Ötede Kosova, Üsküp, başımın içini Osmanlı haritasının sert dalgaları karıştırıyor. Her adımda bir kalp kırığı bırakıyorum. Evet, cümlelerini Rumeli'yi unutmayalım diyerek bitiren Falih Rıfkı gibi biz de Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadık. Ne Rumeli'yi unuttuk, ne Kırım'ı, ne Kıbrıs'ı, ne Türkistan'ı, ne Kafkasya'yı, ne de gönül coğrafyamızın diğer köşelerini unuttuk. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk. Son 21 yılda sadece Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması için gece gündüz çalışmadık. Aynı zamanda ortak tarih, inanç ve kültür birliği içinde olduğumuz tüm kardeşlerimizle yeniden kucaklaştık. TİKA'mız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle ecdat yadigarı eserlerimizi, şehitliklerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla eğitim ve kültür alanında işbirliğimizi geliştirdik. Yunus Emre Enstitülerimiz ve Marif Vakfımızla dilimize, kültürümüze, tarihimize, ortak medeniyet değerlerimize sahip çıktık. Türk Hava Yolları'mız, Anadolu Ajansı'mız, TRT'mizle beşeri bağlarımızı perçinledik. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımızla en zor günlerinde kardeşlerimizin imdadına koştuk. İş adamlarımızın desteğiyle ticari ve ekonomik bağlarımızı güçlendirdik. Diplomatik misyonlarımızın sayısını artırarak bayrağımızı her tarafta gururla dalgalandırdık. Nerede bir vatandaşımız, soydaşımız varsa biz oradayız. Bu anlayışla Rumeli'den Kafkasya'ya herkesin yanında olduk. Destek verdik. Hiçbir kardeşimizi çaresiz, sahipsiz hissettirmedik. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde
yüzyıllık hasretin ardından evladı Fatiha'nın gönlünü yeniden kazandık, yeniden fethettik.